Almanya'da Ramazan coşkusu Mannheim'da yaşanıyor. Mannheim'in önemli yerlerinden biri olan Neue Messeplatz'ta düzenlenen Orient Ramazan Festivali büyük ilgi görüyor. Bu sizin ilk ölümünü siz bilmiyorsunuz. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mannheim'de kurulan ve fesani yaratmayan festivalde iftarını dışarıda açmak isteyen vatandaşlara Türk yemek çeşitlerinden geniş bir yelpaze sunuluyor. İftar vaktinin girmesiyle çadırlarda ve açık alanlarda iftarını yapan vatandaşları Türkiye'den alışılmış bir atmosfer bekliyor. Bugün biraz sıcaktı, zorlandım ama yine de tutuyorum. Peki ne yiyeceksin iftarda? Seçtin mi? Döner yiyeceğim belki. Buna da katılmak istiyordum, bu şenliğe, bu güzelliğe, bu ortama. Çok güzel bir şey oldu. Oluyor da devamlı olursa tabii daha iyi olur. 45 senedir Almanya'dayım. Bolulu'yuz. Çalıştık, emekli olduk. İşte şimdi yiyip içiyoruz evvel Allah'ımın izniyle. Festivalde vatandaşlara alışveriş imkanı da sunuluyor. Çok sayıda stand açan esnaf festivalin gidişatından memnun. Müşterilerimiz işte hepsi yeni yeni gelmeye başlıyor. Bence her hafta bu kişiler artacağını zannediyorum. Ama şu an çok şükür elhamdülillah memnunuz. Festivalde beklenmedik standlar da yer alıyor. Faaliyetleriyle dikkat çeken Mannheim Beşiktaşlar Derneği Ramazan ayında hem yeni üyeleri kabul ediyor hem de faaliyetlerini tanıtıyor. Derneğin çatı altısında işte bu çevredeki gençlerimizi bir araya getirmek, sosyal faaliyetlerde bulundurmak. Sosyal faaliyetlerden birisi işte her yıl Anadolu'nun herhangi bir köyüne yardım kampanyası sunuyoruz. Festivalde çocuklar da unutulmamış. Çocuklar için hazırlanmış oyun alanları ve çeşitli aktiviteler çocuklara aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirme imkanı sunuyor. Festivale katılan eğitimciler etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Yurt dışında yaşayan Türkler olarak özellikle de ben Okul Aile Birliği Başkanlığı'nı yürütüyorum 21 yıldan beri. Burada Türk çocuklar için bulunmaz bir nimet diyelim. Türkiye'deki atmosferi yaşamaları açısından, kendi kültürlerini görmeleri açısından ve Türkleri bir araya getirebilmek muazzam güzel bir şey. Ben harika buluyorum. Bunların sadece Ramazanlarla değil de senede bir iki defa tekrarı olması lazım aslında. Festivalde tiyatro gibi farklı gösterilerde büyük ilgi görüyor. Mizah ve eğlence şovuyla tanınan Berrak Şov gösterisi ziyaretçilerin beğenisini topladı. Farklı tiplemelerle ziyaretçileri eğlendiren Berrak Şov Veysel İnan ayrıca gösterilerini ziyaretçilere açıklamayı da ihmal etmiyor. Semazen ilk içeri girdiğinde dikkat ettiyseniz önce namaza durduğumuzda yöneldiğimiz kıbleyi yani Kabe'yi selamladı. Yapmaya çalıştığımız gerçekten Ramazanlarda insanların özlemini duyduğu o birliği, o beraberliği, aynı zamanda aktiviteleri, özellikle Hacivat Karagöz'ü, Nasrettin Hoca'yı, Ramazan Davulcusu'nu, Keloğlan'ı, Sema gösterisini, insanlarımızla yiyip içip sohbet edip paylaşmayı, sevgiyle bir araya gelmeyi gösterme adına güzel bir ortam hazırladık. Berrak Şov Veysel İnan özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini söylüyor. Şimdi hafta içi biraz yoğunluk beklediğimiz gibi değil ama hafta sonu bu defa da çok aşırı yoğunluk var. Bu da bizi daha çok mutlu ediyor. Daha çok şeyler yapmak istiyoruz. Gerçekten insanımıza doya doya Ramazan'ı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Orient Ramazan Festival Mannheim 12 Temmuz'a kadar Mannheim Neue Messeplatz'ta Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Oh maşallah. Niye gülüyorsun ki, sana ne? Bizi izlemeye geldiler, ne güzel işte.